7.2'lik Van depremi sonrasında gündeme gelen ve 6 aylık sıkı bir çalışma sonrasında 2012'nin Mayıs ayında meclisten geçen kentsel dönüşüm olarak bilinen afet riskli alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun tasarısıyla birlikte Türkiye genelinde 20 milyon konutun elden geçirilmesi planlanıyor. Bu süreçte vatandaşlara maddi destekte bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönüşüm suistimallerinin önüne geçmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan yasaya aykırı biçimde harç ve ücret alındığı yönünde şikayetler gelmesi üzerine harekete geçen bakanlık, Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile tüm valiliklere uyarı yazısı gönderdi. Yazıda konuyla ilgili işlemler kapsamında vatandaşlardan sözleşmeli devir ve tescillerle uygulamada hiçbir şekilde kanunun belirttiği harç, vergi ve ücretlerin alınmaması istendi. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönüşümden yararlanmak isteyenlere maddi kolaylıklar da sağlıyor. Bakanlık dönüşüm kapsamında evlerini boşaltanlara 600 liraya kadar kira yardımı yaparken faiz desteğini de tercih edenlerin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda bankadan çekilen kredi faizinin %4'ünü bakanlık ödeyecek. Bakanlık ayrıca müteahhitleri de teşvik ederek kentsel dönüşümü de sıfır faizle yapmayı hedefliyor. Böylece vatandaş 120 ay vadede ve %8.8 faiz oranıyla 100 bin lira çektiğinde ödemesi gereken 50 bin liralık faizin 23 bin lirasını bakanlık verirken geriye kalan kısım da müteahhitlerin devreye girmesiyle ödenecek.